Bir erkekten bir şey alamadığında aslında bütün dünyadan, hiç kimseden bir şey alınamadığını fark ediyorsunuz. Erkekler kısmında şöyle, kadının menstruasyon döngüsünü takip etmesi bir kere. Yani öyle erkek bulursak zaten kaçırmayalım Ya da hani o cinsellik yaşanıyor mu? Hani bir ayrı bir çekmecede yaşıyorsun ve o çekmeceyi kapatıyorsun. Orada o eril ve dişi orada bir güzelce bir alışveriş yapması gerekiyor ki o kutsal sıvılarımız çıksın. Yani yolda kalıp yolda gidenleri izlemek mi istiyorsun? Yoksa oradan kalkıp yola çıkmak mı istiyorsun? Yola çıkmaya hazır olun diyorum. Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını sunduğum programın bu haftaki konuğu Aynur Güleçal. 1975 yılında İstanbul'da Samatya'da doğan Aynur aslen Malatyalı. Ailesinin 7. çocuğu olarak dünyaya gelen Aynur, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra muhasebe bölümlerinde çalıştı ve bir süre mali müşavirlik yaptı. 22 yaşında vajinismus teşhisiyle sorun yaşayan Aynur, kendisini iyileştirmek için bedenini keşfetmeye ve şifalandırmaya başladı. Kendini tanıma ve şifalandırma yolunda birçok eğitim alan ve çalışmaya katılan Aynur, Kundalini yoga ve kadın atölyeleri düzenliyor. Aynur'la şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sanki şu anda YouTube kanalından seni dinliyormuş gibi oldum. Bir anda bir dakika ya ben miyim programda olan? Çünkü dinledim videolarını. Yani bir hepsini dinleme şansım olmadı ama bazılarını dinledim. Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaptığın için, böyle bir alan açtığın için öncelikle çok değerli. Ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Bu arada bizim tanışmamıza vesile olan programın dinleyicilerinden sevgili Nadire Yılmaz'a da çok teşekkürler. İyi ki bana yazmış, iyi ki seni önermiş. Çünkü gerçekten hani bir şekilde mutlaka buluşurduk ama daha böyle bir hızlanmış oldu. Ben yaptığın çalışmaları gerçekten öncesinde bilmiyordum. Araştırdıkça, seni tanıdıkça iyi ki de dedim gelmiş çünkü çok önemli çalışmalar yapıyorsun aslında. Bunu da kendi yine yolculuğundan çıkarak aslında başlamışsın. Hani bunların hepsini konuşacağız. Ve bu arada sizlerin de eğer önerisi olursa bu alanda görmek istediğiniz, hikayesini duymak istediğiniz, çalışmalarını öğrenmek istediğiniz şifacı kadınlar varsa eğer lütfen bana Instagram adresinden ya da YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Seve seve burada eğer onlar da kabul ederse onları burada alanda konuk etmek ben de çok isterim. Aynur, öncelikle bu yaşadığın çok genç yaşta yaşadığın vajinismus sorunundan bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler olabilir mutlaka ki herkes biliyordur az ya da çok ama hani senin yaşadığın deneyimden yola çıkarak vajinismus nedir, bu problem nasıl bir problem? Sen o dönemde neler yaşadın, kendini nasıl şifalandırdın? Vajinismus aslında bir kadınla erkeğin birleşememesi, yani kadının erkeği içine alamaması demek. Aslında ilk bakıldığında sanki bir fizyolojik bir durummuş gibi gözüküyor ama tabii onun derinine indiğinde hiç öyle olmadığını görüyorsunuz. Bir erkekten bir şey alamadığında aslında bütün dünyadan, hiç kimseden bir şey alınamadığını fark ediyorsunuz. Yani penis ve vajina birlikteliği olamıyor vajinismusta. İlk baş aslında önce tabii bir 30 sene önceki bir olaydan bahsediyorum. Biraz da gülümseyerek anlatıyorum şu anda ama tabii ki o anda onlar yaşanınca, yaşandığı anda bu kadar böyle gülümseyerek anlatılacak bir durum değildi. Şöyle bir şey oluyor aslında, yine hani bir sürü kadınla tanıştığım için bir sürü çalışmalarıma gelen insanlardan ilk başta sanki ilk cinsel birliktelik sırasında hani bu vajinismus oluyor, gerçekleşiyor, işte o birliktelik gerçekleşemiyor gibi gözüküyor ama sonrasında gelen geri bildirimlerden ya da konuşmalardan, sohbetlerden ya evet o birliktelik oluyor ama sonrasında zaman geçiyor ya da başka birisiyle denediğinde yeniden o birlikteliği yaşayamayan durumlarda kadınlardan da böyle bir şey alıyorum. Peki neden hani hep şey oldu bende, ya ben neden bunu yaşadım, niye bunu yaşadım diye böyle bir içine daldım, hani içine girdim. Hani gördüm ki evet bir kere alamamakla çok ilgili, zaten hani dişil enerjinin herkes anlatıyor, hani çok ilham veren çalışmalar var bu konuda, zaten çok güzel. Hani alamamak birinci şey, onu bir cebimize koyalım, hani herkesten her şeyden almak gerektiğini. Çünkü yani doğamız bu. İnsanoğlu olarak almak için, sosyalleşmek için, birbirimizden almak için buradayız. Benim olayımda da hep hani atölyelerimde de anlatıyorum. Bu çok güzel bir örnek oluyor. Babam şu anda 95 yaşında Didem ve suyunu hala kalkıp kendi alıyor.
Ama tabii bunu iyi bir şey diye anlatmıyorum. Yani nasıl bir aileden geldiğimi, ya nasıl bir nelere etki ettiğini anlatmak için söylüyorum. Çünkü hani ya birinden bir şey istemek, yardım almak aslında çok güzel bir şeymiş. Hani bunu da sonra seneler sonra anladım. Mesela yine böyle deneyimle anlatınca daha çok duygusu geliyor insanlara. İşte ben mesela iki çocuğum var hani ve İlk kızım dünyaya geldi. Tabii o zamanlarda işte o vajinosumun kalıntıları var. Yani nasıl kalıntıları var? Yine alamamakla ilgili bir durumu yaşıyorum. Hemen doğum yaptım ve hemen annemi, kayınvalidemi evden yolladım. Yani o kadar çünkü kontrolcü biriyim ki hani benim kontrolümün dışında hiçbir şey gerçekle yani her şey benim kontrolümde, benim düzenimde olsun. Hep şeye benzetiyorum. O çocuklar duymasındaki yani Pınar yani oyunun yani isimlerini unuttum ama Pınar Altun'un oynadığı rol. Hani orada da vardı ya her şey mükemmel, her şey kusursuz gibi gösteriyordu ve biz de buna inanıyorduk o dönemde. Aynen öyle bir Aynur vardı. Ay, çok yorucu bir hayat tabii ki. Çocukları şey yani herkesi evden yolladım ve ilk bebeğim ben bakıyorum. Ve ay bir gün bir baktım işte çocuğuma emzirdim falan. Açım, aç kaldım. Çünkü ya şey yetiştiremiyorum hani ev, çocuk tabii ki ilk defa bir bebekle karşılaşıyorum. Tam oturduğumda şunu fark etmiştim orada. O bana böyle bir hani aydınlanma gelir ya insanlara. Bir semt sonrası çok sevdiğim hani benim de dostum şu an hem kardeşti ama dostum en yakın dostum olan ablam oturuyor ve onu arayıp da ya Ayfer yardıma gelir misin? Ve o da dünyanın en verici kadını bu arada. Ve onu çağırmıyor. Yani öyle bir şey aklıma gelmiyor. Hani ağlamak yok, lügatımda yok. Öyle bir hikayeden geliyorum. Tabii ki o hikaye var ama yine hani birçok kadını dinledikten sonra görüyorum ki biraz hani hayata hani güvenmemek, hani o kontrolü elinde tutmakla da çok ilgili. Kendini bırakamamakla da çok ilgili. Hani her şekilde bu dünyaya kendini bırakamadığında işte bütün bedenini kapatıyorsun, rahmini de kapatıyorsun ve kendini kapatmış oluyorsun. Ama tabii bu yolculuğunda başka meyveleri oldu. Aa, Yani iyi ki bugün şu anda yaşamışım diyorum. yani senin şu anda yaptığın çalışmaların kaynağı aslında bu sorun diyebiliriz, değil mi? Yani bir hediye olarak görebiliriz aslında. Hani kadın bedenini araştırman, kendini araştırırken ve kendini iyileştirmek için aslında. Şimdi kadınlara ilham oluyorsun, kadınlara ışık tutuyor senin yolculuğun. Peki o dönemde bir eşinle nasıl bir sıkıntılar oldu? O problemler nasıl çözüldü? Bu problemi çözmek için neler yaptın? Nasıl şifalandırdın kendini? Evet. Ya bir kere hani eşimle tanışmak benim için ilk hatta senle böyle işte daha başlamadan önce ya ne anlatacağım ben Didem'e falan oldum böyle sabah. Sonra dedim ki ya hani o dönemeçleri şöyle bir kafamdan geçirdim. Hani herkesin bir hayat dönemeçleri var ya. Aa dedim ya eşimle tanışmak benim için bir dönemeçti. Yani o yüzden ilk kırılma noktam eşim sayesinde oldu. Bir de hani sadece hani vajinosumuzla da ilgili değil. Hani o kadar eşimle biliyorsun eşler birbirini tamamlamak için bir araya geliyor ya zıt kutuplar hani o kadar ayrıyız ya ben o kadar alamıyorum o da o kadar rahat ki herkesten her şeyden alabilir bu dünyadan. Ve dolayısıyla bana öğretmek için gelmiş hani onu o çok güzel oldu hani beni bir sakinleştirmek, rahatlamamı sağlamak. Ya evet ya bir dakika burada güvende ve tamsın, korunuyorsun. Ya o duygu bana çok iyi geldi. O yüzden de birinci dönemim için eşimdi bence. Kırılma nokta. Sonra nerelere gittin bunu şifalandırmak için? Aa evet. O süreçte neler yaşadın, neler fark ettin bedeninle ilgili ve bu şifalanma süreci ne kadar sürdü? Aa, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim Didem. Ya o ilk başlarda tabii o hani 20'li yaşların başı olduğu için hani hiç böyle psikoloji ya aslında hep psikolojinin içindeydim işte babamdan dolayı böyle bir şu anda da hani bakıyorum en ünlü psikiyatristlerle falan o yaşta hani sohbetim varmış. Hani kendimle ilgili değil babamla ilgili. İşte o yaşlarda geçen böyle çok büyük bir kitaplığım var onu dağıttım. Bir baktım ben bu yaşta bunları mı okumuşum falan diye hani psikolojinin içindeymişim aslında. Ve ancak bu durumu böyle bir fiziksel bir durum, bir sorun gibi algılamışım. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum, çok ufak. Dolayısıyla hani o dönemde ilk önce bir hani jinekologlarla görüştüm. Biraz o kısım o dönemde fiziksel olarak aşıldı aslında.
Ancak sonra bir baktık ki tabii altında bir psikolojik bir durum var. Hani rahatlayamamak, kendini bırakamayan bir Aynur var. Sonra onun üzerine hani psikoterapiler, kişisel gelişim eğitimleri, hani biliyorsun zaten yola girdim mi o yolun içinde kayboluyorsun. Kamplar derken, kendimi iyileştirmeye çalışırken bir baktım sonra ben kadınları anlatmaya başladım bunu. Ha, bir de şunu fark ettim Didem, aslında hiç bedenimi tanımıyormuşum. Ay, bu çok acayip bir şeydi benim için. Ya bir dakika ya, hani Cem Yılmaz'ın söylediği gibi sanki alt taraf hani senden bağımsız. Bağımsız hani, ya da hani o cinsellik yaşanıyor mu? Hani bir ayrı bir çekmecede yaşıyorsun ve o çekmeceyi kapatıyorsun. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Bunu lütfen biraz daha konuşalım isterim. Sen devam et. Tabii. Aa, dur açarız. Konuşuruz. Ve hani o ayrı bir çekmecede yaşanıyormuş gibi. Hani hiç hani eşlerle de hani o kadar derinlemesine sohbet edilmiyormuş. Ayrıca biz zannediyoruz ki hani bunu sadece hani buna ilk başta, tabii şu anda zannedilmiyor ama ilk o dönemlerde hani 75'li biri olarak erkekler bize öğretiyor, öğretecek, onlarla öğreniyoruz zannediyorduk. Aslında biliyorsun ki eskiden o tapınak fahişeleri, fahişe demek bu arada fahiş, yüksek enerji demek, aslında hiç kötü bir şey değil. Sonradan neden o yüksek enerjiyi böyle aşağıya çekmişler? Hani fahiş fiyat da oradan geliyor. Ve o tapınak fahişeleri aslında hani o ergen erkeklere, o bilen kadın, bilge kadın öğretiyormuş aslında. Hatta o hani şeyde, bu da çok hoşuma gidiyor Didem. Aslında bir kadın ve bir erkek evlendiklerinde onlar bu cinselliğin anlatıldığı, işte bu kadim cinselliğin, o kutsal izdivaçın anlatıldığı okullara gönderiliyormuş kadınlar, kadın ve erkek. Ve ona balayı deniyormuş. Ah dedim ya, sonra hani biz Fethiye'de selfie çeker olmuşuz. Güzel değil mi? Ay çok hayran kalmıştım ya böyle başlamak, ama yani bence ama geliyor yani o Afrodit'in, o gizemli Afrodit Tanrıçanın gizemli yanıdır bu. O şimdi yani burada bunu konuşuyorsak zaten geldi bu bize. Yani yeniden bir dönüş var o doğala, eskiye, bir dakika ya dedik. Hani o tüketim cinselliğini, ya 3-5 saniye orada bir şey oluyor ama bir dakika ya, onun daha ötesi var. Hatta hani şey söylüyorum hep orada Didem. Bu kadar hani eril ve dişil enerjiler, ikisi eril ve yani dünyanın, evrenin iki büyük simyası bir araya geliyor. Bir birleşme gerçekleşiyor. Bir cinsel birliktelik oluyor. Orada büyük bir elektriksel bir durum oluyor. Ve oradan oluşan bir mutluluk var. Bir mutluluk, yani hissedilen mutluluk ise 2-3 saniye. Ya bir dakika, burada bir şey var yani. Bunun daha ötesi olmalı yani. Hani egonun da orada hani hissedilmediği, o kozmik enerjiyle bir olduğun bir alan var ve 2-3 saniye sürüyor. Bunun daha ötesi var. İşte bu ben ve hani diğer birçok hocalarım da başta olmak üzere ilham veren çalışmalarla yeniden bir dakika bunun ötesi de var hani diye bence anlatılıyor. Ve hani bir tohum atılıyor. Ay Didem sen bana verdin ya, ben sana soru sordurmam ya, anlatırım. Hayır, anlat anlat. Yani daha çok konuşalım istiyorum çünkü gerçekten o dediğin yerde bedenimizi tanımıyoruz ya, o çok enteresan geliyor bana. Hatta geçenlerde pelvik taban terapisti Alime ile sohbet Evet ediyorduk. gördüm O ya, da harikasınız. muhteşem bir sohbetti ve orada da şey konuştuk. O işte Gwyneth Paltrow'un belgeselinde o Amerikalı kadının da bedenini tanımaması, ki hani Amerikalılar bize göre çok daha rahat işte her Öyle şeyi. zannediyorum, değil mi? Evet, ve Zannediyorum. dolayısıyla hani aslında bunun tüm dünyadaki kadınların sorunu olduğunu fark etmek gerçekten benim için böyle bir hani uyanış oldu. Nasıl yani, bir dakika diye. O yüzden bunları bence konuşmak, hani senden ne öğrenebilirsem şu an benim için kâr. Dolayısıyla hani umarım dinleyiciler için de bir yol gösterici olur, bir ışık olur. Burada şeyi ben çok merak ediyorum. Sözünü kesmiş oldum ama kusura Aa, bakma lütfen. lütfen. Kadın bedeni, yani o bilmediğimiz kadın bedeni içindeki gizem ne, o kutsallık ne, onu merak ediyorum gerçekten de. Ve senin bu az önce işte bu 3-5 saniyenin ötesinde dediğin şey, bu programın ilk başlarında, ilk yıllarında bu alana konuk olan sevgili Aylin Çevik şunu söylemişti. Yani kadınla erkeğin birleşmesinden öyle bir enerji doğuyor ki, öyle bir enerji ortaya çıkıyor ki, sen eğer gerçekten o
o anda, o orgazm anında konsantre olursan ve o enerjiyi üçüncü göze çıkartırsan müthiş bir aydınlanma yaşayabilirsin demişti mesela. Yani bu kadar önemli bir şeyi biz işte 3-5 saniyelik hani geçiştirdiğimiz işte çok da aslında hani tamam önemli ama böyle bir yüzeysel de geçtiğimiz bir yerden yaşıyoruz. Evet hani şimdi son yıllarda senin gibi insanların da bu alanlarda yaptığı çalışmalarla artık farkındalığımız da artıyor ama yine de bence cinselliğin ve kadın bedeninin önemini layığıyla çok da idrak edebilmiş değiliz henüz gibi hissediyorum. Evet, başladık ama Çok şükür. Didem. Ben umutluyum yani, umudumu kesmedim. Şöyle, sen böyle an söyleyince başka şeyler de aklıma geliyor. Atölyelerime gelen bir arkadaş şöyle bir geri bildirimde bulunmuştu. O benim için böyle çok değerli, hani unutulmaz bir şey. Dedi ki, Aynur, hani bu senin söylediklerine istinaden, ya dedi hani bu benim atölyem ya da hani bahsettiğin Aylin arkadaşımızın çalışmaları olsun. Ya bu atölyeyi, bu bilgileri, bu sohbeti yapabildiğimiz için dedi. Yani burada aslında hepimiz epigenetik kodlarımızı değiştiriyoruz dedi. Hani biz hepimiz Fatma Giri'nin biliyorsun çığlık sancılarıyla büyümüş çocuklarıyız yani. Dolayısıyla hakikaten bunu konuşuyor olmak çok değerli. Ya, bedenimizin ya şöyle aslında bedenimizi tanımıyoruz dedik ya. Biz hep bugüne kadar erkeğin hani penis boyu ile ilgilendik. O da onların yarası bu arada. Karışmıyoruz. Aslında bizim de girintimizin bir boyu var. Ama biz hani hiç bilmiyoruz ya hani bir vulvanın bir vulvadan hani bir o dış dudaklar hani bir orada bir klitoris var orada bir Venüs tepesi var o şaftı kaldırıyoruz hani şanslı olanlar belki bir klitorisi incelediler ama onun bir de vajinanın derinliklerinde bir alan var orada bir şeyler oluyor. Aslında orada bir saklı cennetimiz var. Bunları anlatırken de rahmetli Rütür onun da adını anmak istiyorum. Doçent Doktor Nusret Kaya da bu bir sürü hocam rehberim oldu benim. Ama o da benim için çok tatlı. Onun saklı cennet lafı onun olduğu için onu iyi söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. O öyle anlatmıştı. Saklı cennet diye vajinanın derinliklerinde. Orada bir saklı cennetimiz var ve aslında orada o eril ve dişi orada bir güzelce bir alışveriş yapması gerekiyor ki o kutsal sıvılarımız çıksın. O yaşam ağacımız var. Aslında bizim yaşam ağacımızın bir kökü var. Ve o kökün, yaşam ağacımızın kökünden de o kutsal sıvıların çıkma şartı var. Hani o kutsal sıvılara gelince de aslında o da hani öyle bir dönem gelecek ki bedenimizden hiçbir şeyin atılmadığı, hani hep tekrar bize şifa olduğu dönemlere geleceğiz. Geliyoruz da geldik diyelim. Bir dakika geldik. Zaten hani bir bakıyorlar ki çünkü hani kadının o kutsal sıvılarından işte kutsal sıvılarının bir pH değeriyle işte şarabın pH değerinin aynı olduğu. Kutsal sıvılarından işte bira yapımına başlandı. İşte o regli kanından işte kanserle ilgili çalışmalar var. Ya demek ki orada bir şeyler var arkadaş. Hani orası çok derin bir durum. Ve hani o 3-5 saniyenin ötesine geçtiğimizde de hani senin söylediğin sen de çok güzel anlattın. Aslında o kuyruk sokumumuzun hani o kundalini enerjisi, işte yaşam enerjisi, o aslında seks ve has şartı olmaksızın omuriliğimizin o aksinir kanalından hani yukarıya çıkarabilmek o yaratım enerjisi sadece hani bunu hani orgazm ya da cinsellik diye de değil bunun hani çok daha bir şifa enerjisi hani ben şeye mesela tüketim cinselliği diyorum hani çok hızlıca işte o çekmecede yaşanıyor ya çekmecede yaşanıyor ve kapanıyor. Bir dakika ya bir şey oldu. Bir erkek sırtını dönüyor. Bir şey oluyor. Bir sen de hani bir ateşleme yaşıyorsun. Bir şey oluyor ve sonra bir şöyle bir yanına bakıyorsun. Ya bu muydu ya? Bir erkeğinden soğuma bir durumları yaşanıyor. Çünkü o 3-5 saniyenin ötesine geçemediğimiz için yaşanıyor bence. Çünkü o daha büyük bir alanı keşfettiğinde o kısma da yaradanla buluşma anı diyorum ben. Hani o zaman ve mekanın olmadığı o öyle bir anda sevginin içinde kaybolma, sevginin kendisi olma hali dediğim alana geçtiğinde bir dakika hani tamamen bütün hücresel olarak hücrelerine kadar o sevgiyle doluyorsun. Programı da Cem Yılmaz'ı anlıyor değil mi? Öyle çıktı.
Hep diyordu ya sevgi iç, o da dalga geçiyordu. Sevgi içimizde, sevgi içimizde diye. Evet, orada ama o zamana kadar inanıyorduk sevginin içimizde olduğuna. Ama o daha büyük bir şey yaşandığında ise o inanmaktan bilmeye geçiyorsun Didem. Ve o bilmeye geçtiğin anda ise ve oradan döndüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi olamıyor. Çünkü sen o sevgi yaradan ya da sevginin kendisi olmayı deneyimlediğin için artık hani hiçbir şeye eskisi gibi bakamıyorsun. Hatta şey söylüyorum. Hani böyle yolda falan iki taksici birbiriyle kavga ettiğinde falan ben böyle ya şu sevginin kendisi olma halini bir deneyimlesen. Hani şu an kalkar birbirinize öpersiniz. Hani hiç o kızgınlıklar vesaire hiçbir şey olmaz. Çünkü orada bir yumuşama geliyor. Hani biliyorsun artık hani hep normalde diyoruz işte yaradanın bir parçası hani yaradandan ötürü diye. İşte orada aslında onu deneyimlemiş oluyorsun. Hani o büyük alanı bir dakika hani adına ne diyorsan evren ya da işte yaradan Allah Tanrı bir dakika ya diyorsun hani büyük bir yumuşaklık geliyor aslında sana. Hani artık onu bırakmanın zamanı. Hani kendini bırakma. Ha bir dakika olana olduğu gibi kabul etme, güvenme. Hani ne geliyorsa başıma hani bunu benim iyiliğim için geldiğini artık inanmaktan bilmeye geçiyorsun bence. Böyle bir alan var. Tabii ki en büyük alan da şifa. O tüketim cinselliği, rahatlama, boşalma anı. Tabii o da okey. Ona da yani, tabii ki ona da okeyiz. Yani hani şey değil. Ama hani diyoruz ki hani daha büyük bir alan var. Hani buraya da bakabiliriz. Hani biraz da buraya doğru ilerleyelim. Ha, diğeri tabii ki üreme. İki çocuk sahibi olarak hani üreme. Ama diğer alan ise asıl o yaratım, şifa, o hani gönlünün, kalbinin açıldığı, yumuşadığın yer. Çok büyük bir o saklı cennetin keşfedilmesi ve oradaki o abu hayat suların, o kutsal sıvıların, o kutsal sıvılarla bir iyileşmenin gerçekleşmesi, o içimizde o küçük kalan kız çocuğu, masum kız çocuğunun bir yetişkin artık hani bir dakika onunla ay işte şuna şöyle yapayım buna küseyim şöyle yapayım kısmından çıkıp hani yaradana güven duyduğu için kalbi de açıldığı için kendiliğinden bir büyüme de gerçekleşiyor o alanda. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Ha, şimdi onu soracaktım. Ya öncelikle hani ilk konuştuğumuz yere geliyoruz. Öncelikle kesinlikle yani ilk başta dedim ya fiziksel olarak başlamıştı diye. Sonra da hani psikoloji kısmını da hani kattık diye. Önce bir fiziksel olarak bence öyle başlanıyor. Bir bedenini tanıma. Hani bir ayna alıp hani ayna alıp deyince de böyle cımbız ayna, küçük cımbız aynası değil yani. Bayağı bir büyük aynadan bahsediyorum. Hani gerçekten o genital organını hani her işte klitorisini, hani idrar deliğini, vajinanı, dış dudakları bütün bir incelemek. Hani bir dakika ya çünkü sen kendini keşfetmediğinde hani bir başkasının hani seni keşfetmesini bekleyemezsin. Önce senin kendini keşfetmen gerekiyor. Hani vajinanın içi nasıl, sıcak mı, nemli mi, ateşli mi? Hani sıktığında orada nasıl bir kaslar oluyor? Bir incele, bir gör ve sonra aslında o saklı cennet hani vajinanın derinliklerini de bir keşfet. Fizik tedavi çalışması olarak bir sürü çalışma da var. Hani bir o saklı cenneti keşfetmek, bir bedenini hani mesela hani memeler de aynı şekilde. Ay konu konuyu açıyor Didem. Nasıl bir program bu? Ve hani memeler için de mesela alma verme metaforu ve ama hani yine bir sürü hani kadından gelen o ortalık sohbetlerde şöyle bir şey oluyor. Hani kadınlar memelerine dokunamıyorlar ya da meme uçlarıyla bir hassasiyet yaşanıyor. Neden? Aslında memeler de bizde yani böyle mastürbasyon hani kodlarımızda mastürbasyonla eşdeğer bir durum var. Hani dolayısıyla hani memeleri ellediğimizde de hani orada bir erotik sadece erotik bir kayıt var gibi var. Hani ve dolayısıyla hani her kız çocuk içimizdeki küçük kız çocukları orayı da korumaya almış. Aslında ise hani gözümüzle görüyoruz ama gözümüzün dışında gördüğümüz bir uzvumuz daha var. Arkadan aniden bir geldiğinde, üşüdüğünde, heyecanlandığında meme uçları tık diye bir kendini gösteriyor. Pisişik organ. Ya nasıl muazzam bir şey var bu bedende. Hani o zaman hayran oluyorsun kadın bedenine, kadın bilgeliğine. Ve hani o anaerkilden bahsediyoruz ama hani o anaerkil denilen delinde hani bir şeyi
bir tapma bir şey yok. Kadın bedeninin kutsallığını biliyorlardı. Ondan bahsediyoruz aslında. Kadın bedeninin, kadın bilgeliğinin kutsallığı. Tıpkı şu anda konuştuğumuz gibi. Ve o memelerle ilgili de mesela hani bir saten bir kumaş alıp hani çıplak vücudu hani meme uçlarına şöyle bir o saten bir eşarp ya da şu Şarp. bandana gibi bir şeydi işte. Hani öyle bir masaj yapılıp tekrar çünkü hani memelerde işte rahimle de yine cinsel organımızda, genital organımızla da bağlantılı olduğu için hani memeler ellendiğinde hemen bir o alt tarafta bir kendini gösteriyor. Hani bir tık diye bir oradaki o koordineyi tekrar anlayabiliriz ve dolayısıyla hani öyle bir tekrar o sinirler, o bağlantı var sende. Tekrar hatırlamak, tekrar hani o masajla tekrar o Afrodit enerjisinin, Afrodit tanrıçanın kendi o çünkü o bedeninde o erosundan hani o kendiliğinden geliyor. Tanrıçalara çok girmek istemiyorum ama hani bir Athena, Hera tanrıça var. Hani hepsi bizim bizde böyle o kadınlar. Çünkü o tanrıçalar bizim özümüz. Tanrıça deyince hani bazen de insanlara garip gelir. Arketip de diyebiliriz yani. O özümüz hepimizin bir özü var. Bir de toplumdan hani dışarıdan öğrendiklerimiz var ve o mesela Hera var, Athena var böyle savaşçı kadın, zihinsel enerjili ilerleyen kadınlar hani ben de çok öyleydim zaten. Ve onlar mesela sonradan hani o cinselliği öğreniyorlar. Yani o bir deneyim kazanana kadar. Ama o Afrodit'in gizemi ise hani o bir o gizem yani. O kendi doğuştan getirdiği bir bedeninin içinde olma hali, hani keyif alan, hani o okşanmaktan keyif alan bir hal. Dolayısıyla oraya gelebilmek için tekrar bir dakika ya hani şey söylüyorum hatta. Bu arada bir sürü ev eğlenceleri veriliyor. Sen şu anda burada da anlatıyorum bir kısmını zaten. Aklıma gelenleri. Hani şey deniyor, masaj mesela çok bence ya lütfen yaptırın. Hani özellikle hani o kendini bırakamayan, hani o dokunulmaktan, sarılmaktan, o sarılmanın keyfini alamıyorsan hani masaj ayda iki defa masaj yaptır. Tekrar o Afrodit'in kendisi bedenin içinde olma halini hissedebilmek için bence güzel bir şey olabilir. O sarılmak deyince mesela hemen oradan da ay o konudan o konuya geçiyorum hemen geliyor. Sarılmak denince de mesela biz hep hani bir Didem iki taraftan sarılıyoruz yani gördüğümüzde. Aslında o sarılıyorsun tek taraftan böyle sıkıca hani bir 10 saniye, 15 saniye o hissederek sarılma aslında o tekrar yeniden o kadınsal hormonların hormonlarımızı salgılayabilmek için mesela orada da oluyor. Sadece hani öpüşmek, orgazm gibi değil. Sadece sarılmakla bile oluyor. Babaannem 100 yaşına kadar yaşadı ve hani o Maşallah yaş sizin aile. Ay, babam 95 baba. Maşallah. Evet ya çok şükür. Sağlıklı yaşayalım Amin. tabii ki. Mesela o şey söylerdi. Tabii o zaman gülüyorduk hani babaannemin söylediğine. Hani kızım kızım güvenmediğin erkeğe sarılma derdi. Biz ha gülüyorduk ama şu anda o kadar iyi anlıyorum ki. Çünkü orada bir oksitosin salgılıyorsun sarıldığında ve oksitosinle şüphecilik ortadan kalkıyor. Hani rahatlamanı sağlıyor. Hani tıpkı o saklı cenneti keşfettiğinde hani bir rahatlama geliyor insana dedim ya. Hani güven duymaya başlıyorsun erkeğe ve erkekler de aslında bir aracı. Hani ilahi Evet, olana da tamam. güven duymaya başlıyorsun. Ve o sarılmak da hani hiçbir şey yapamıyorsan tek taraftan sıkıca bir sarılmayı dene. Yani çocuğuna, eşine, dostuna, arkadaşına. Bu da hani hatta deniyor ki günde en az 12 kişiye sarılmak gerekiyormuş tek. Evet. Nereden bulacağız 12 kişiyi hani bu kadar bireysel yaşarken öyle bireyselleştik, öyle bir toplum olduk. Ama hani onun bir keyfini aldığında mesela buradan da başlanabilir. Sarılmak tek taraftan sıkıca ama böyle hissederek hani o enerjiyi hissederek. Çünkü o iki taraftan sarıldığında biliyorsun hani meridyen o enerji kanallarımız var ve o enerjiyi tek taraftan o enerjiyi daha iyi getiriyor bozuyor demeyelim ama öyle aktarılıyor bozuyor kelimesi de böyle bir şey geliyor bana ne bozuluyor ya yani nasıl bir sistem var içeride diye buradan başlanabilir sarılmakla başlanabilir bence o da çok şifa dolu sarılmak kadın ya da erkek fark etmiyor. Şimdi ben
şunu sormak istiyorum. Bir kadınlar ne yapması gerekiyor? Evet, tamam, bedenimizi tanıyalım, aynaya geçelim, bakalım işte, inceleyelim vesaire, ama birçok kadın için bu arada çok sancılı ve acılı bir süreçte bu. Hani Halime ile de konuştuk zaten. Pelvik taban bozukluğu da buna sebep oluyor. İşte oradaki kasların kasılması vesaire. Kadın tarafında hani kadınlar nelere dikkat etmeli? Kadın kendi bedeninde ne yapmalı? Nasıl çalışmalı kendiyle? Bir de bu programı dinleyen nadir canım erkekler içinde, hani onlara ne söylemek istersin? Onlar kadınlarla kurdukları ilişkide neye dikkat etmeliler mesela? Kadını anlamak için ne yapmalılar? Çok güzel soru. Teşekkür ediyorum Didem. O zaman hani şu baştan bir alayım. Birincisi almak dedik kadınların. Evet. Hani ay bakacaksın bak ya o zamanlar ben öyleydim. Hani bana hani al hani alamadığımı fark ettiğimde bir dakika ya kimden ne alayım özellikle hani eşimden ne alayım diye bakıyordum. Bir kere almak kelimesi cebimizde kalsın. İkincisi ise bence kadınların bir araya gelmesi muhteşem. Çünkü orada birbirimize ilham oluyoruz. Hani şu anda senle mesela ben ay böyle bir enerjim hani yükseldi işte böyle sohbet ediyoruz diye. Kadınların bir araya gelmesi ikinci bence çok önemli, güzel bir konu. Çünkü orada yumuşuyorsun ya hani bir başka kadın hani biz bunu hep eğitimlere gidip öyle yapmaya çalışıyoruz bir şeyleri ama aslında birisi senin dışında başka bir model gördüğünde onun bilincine inmesine izin veriyorsun. Yine hani tanrıçalar eğitimimizde öyle oluyor mesela Hera, kraliçe bir Hera tanrıça var içeride. Ama o böyle biraz bizde bir eksik olduğunda hani diyoruz ki o arkadaşımıza gidip Hera kadınlarıyla görüş diyoruz. Muazzam bir ödev. Çünkü o Hera kadın senin çocukluğunda ya beğenmediğin biriydi, halandı, teyzendi hani parmak dejenere olmuş bir Hera'ydı o muhtemelen ve sen de o modeli a bir dakika ya bu kadın hani bu kadını ben almayayım diye böyle bir kapı dışarı etti. Ve dolayısıyla şimdi o tatlı Hera'yı gördüğünde aa hani bu kadın eşiyle nasıl bu kadar eşini hani eşinin arkasında destekliyor bu kadın nasıl böyle mutlu olabiliyor hani bir gözlemliyorsun hani zihinlerin zaten hani birbirini değiştirme durumları var dolayısıyla hayatın içinde öğrenme dedikleri şey gerçekleşiyor ayrıca yine atölyemi böyle hafta sonları yap ya da akşamları yapıyoruz şimdi pandemiden önce yüz yüzeydi hafta sonuydu şimdi online'a geçtik pandemiyle ve güzel geldi. Öyle devam ediyoruz. Mesela şey yazıyordu kadınlar bana. Ya hafta sonu eşimle hani hep vakit geçiriyorum. Hani neden hafta sonu yapıyorsun? O zaman ben şöyle söylüyorum dedim. Ya sen partner hani sürekli eşinle vakit geçiriyorsan, partnerinle sürekli vakit geçiriyorsan sen eşinin eril enerjisini bir baskılıyorsun. O erkeğin de senin dişil enerjini baskılıyor. Çünkü dişil enerji kadınlar bir araya geldiğinde aktive oluyor. Yani hani onu atölyede çok yaşıyoruz. Bir anda hani o kadar kadın bir araya hani bir geldi bir dakikaya oradan çıktığında hani şöyle oluyoruz. Ay bir şey oldu bir enerji ya kadınlar hay harika falan diye. Çünkü o herkes bir duygusunu paylaşıyor ve bir yükselme oluyor. Aynı zamanda hani o kadim toplumlarda yani biliyorsun bir kırmızı çadır seremonisi var ve orada kadınlar bir araya gelip müstehcen konular konuşuyorlarmış. Ne kadar değerliymiş. Hani biz oradan da ayrıldık hani çıktık. Hani şu an yine böyle bir hızlı hızlı bir hayatın içerisindeyiz. Hani evet çünkü aslında hani belki annelerimizin zamanında da tabii bozulmuş olabilir ama hani daha ötesine gittiğinde belki daha sağlıklı yaşanıyordu. Şöyle hani o eskilerde hamam kültürümüz vardı. Hani kadınlar çıplak bir araya gelip hani çıplaklık zaten hani çok değerli. Kadınlar bir araya gelip hani o müstehcen konular konuşuyor. Ne kadar eğleniyorlar ve karından gülme gerçekleşiyormuş aslında. Nasıl şifalı bir alan. Hani biz şimdi onu kundalini yoga ile yapmaya çalışıyoruz. Ateş nefesiyle hani karnını içeri pompalı, içeri pompalı diyoruz. Ay orada hani karından gülmek hani o asıl nefes egzersizi gülmek aslında bakarsan. Orada da bir şifa gerçekleşiyormuş. Ne dedik? Almak dedik kadınlar için. Hani kadınların bir araya gelmesi, hani sohbetler dedik. Tabii ki bedeninin tekrar her uzvunu hani yeniden bakmak, incelemek. Çünkü beyin acı çektiği organı yok sayıyor. Ne oluyor? Hep hani bizim hani genital organımızla ilgili hep durum şu olmuş Didem. Hani hep çiş, işte anüsle ilgili kaka, hep hikayeler bu. Ya da hani kızlık zarı işte yok acı çekmiş, yok kanamış, yok bir şeyler olmuş. Hep böyle ya tekrar orayı hani beyin bir dakika ya şöyle söyle başlıyor. Hani kendini keşfetmeye başladın. Aa bir dakika ya burada iyi bir şeyler oluyormuş. Bir dakika yeniden kodluyorsun aslında. Çünkü beyin acı çektiği organı yok sayıyor.
Dolayısıyla bedeninle ilgili bedenimizi tekrar bir o yeniden yapılanmayı, hani dedik ya memeleri hani bir saten kumaşla belki bir masaj yapabilirsin. Hani o aradaki o koordineyi hisset tekrar. O zaman bir dakika, aa evet, bir dakika, biliyorsun sen bedeninde neler olduğunu biliyorsun. Bu çok önemli. Erkekler kısmına gelelim. Burası çok zevkli çünkü. Erkekler kısmında şöyle. Ya orada da çok anlatılacak şeyler var. Bir kere hani şunu tavsiye ediliyor bence. Ben de naçizane hani böyle bir şey olsa, böyle bir misyonum olsa çıkıp erkeklere bir şey söylemek istesem. Kadının menstruasyon döngüsünü takip etmesi bir kere. Ama neden Didem? Kadın aya bağlıyız ya. 28 gün boyunca biz değişiyoruz. Her gün. Erkekler için bu bir gün. 28 gün boyunca ve o döngümüzde de işte hani regli oluyorsun ve hani o hafta reglinin olduğu hafta kış dönemini yaşıyorsun. Hani o işte yaradanla o perdelerin daha açık olduğu, rüyaların daha yoğun olduğu bir dönem. Hani içine kapandığın, sosyalleşmek istemediğin bir dönem. Sonra o regli bitiyor, ilkbahar dönemi geliyor. Birden kadın ya her şey yolunda. Bir dakika, bu partner evet ya, bu partner bana uygun demeye başlıyor. Sonra yaz dönemi geliyor, yumurtlama dönemi. Anne arketipi yani Demeter, Tanrıça herkesi beslemek istiyor, misafir çağırmak istiyor. Adam şaşkın, ne oldu, kıştan yaza nasıl geldik? Dışarı çıkmak istiyor çünkü hani biyolojik olarak anne olmasa bile ya da yani bir yumurtlama olduğu için hani bir birliktelik istiyor alt beyinde. Ve dolayısıyla hani orada bir açılma hali var. Sonra o bitiyor. Regliye bir hafta kalıyor. Sonbahar dönemi. Kadının yok ya bu erkek bana uygun değil. Yok. Sorunlara başka türlü baktı. Yani çünkü o yeraltı tanrıça Persefon'un dünyasına indiği, kendi yeraltı dünyasına indiği dönem geliyor sonbahar dönemi. Ya erkek hani o dönemi bildiğinde kadınıyla ilgili ay hayatı kolaylaşır. Ya birlikte belki. Ay çok keyifli. Ya belki kadınla erkek birlikte bir menstruasyon defteri döngüsü tutabilirler. Yani hani erkeğiyle ya şu anda burada böyle bir şey çıktı. Hani hiç böyle bir şey talep etmedim, kimseye söylemedim ama ay neden olmasın? Hani olabilir. Yani öyle erkek bulursak zaten kaçırmayalım ben şimdi. Doğru, bu da doğru. Evet. Şey olabilir, ne düşünüyorum şu anda, hani ay bir sürü şey geçiyor kafamdan tabii ki. Ya bir de kadının sana bir şey anlattığında ya lütfen ona çözüm önerisiyle gelme. Ya kadın anlaşılmak istiyor. Tek derdimiz bu. Anlaşılmak. Duygularım, o dişil enerji zaten duygularıyla temas edebilmek ya. Ben duygularımla temas edip ortaya sunuyorum. Hani yani ortaya aktarıyorum ve o bana çözüm sunduğunda ben ise memnun kalmıyorum tabii ki. Çünkü ben anlaşılmak istiyorum ya. Lütfen bana çözümle gelme diyor kadın. Belki onu anlayabilir. Aslında ya şu bence kadın da erkek de şöyle bir şey geldi. Hani bunlar tabii ki hepsi var ama öncelikle hani o kadın beyni ve erkek beynini anlamak. Yani hatta böyle kitaplar da var, kadın beyni, erkek beyni. Evet, çok güzel kitap var. Bir psikiyatristin yaklaşık 20-25 senelik klinik ortamda araştırarak yazdığı bir kitap var. Yazarını şimdi ismini hatırlayamadım ama ben onu açıklama kısmına yazayım. Benim hayatımı değiştirmişti o kitap. Yani kendimi anlamam için de çünkü doğumumdan ölümüne kadar yani kadının ve erkeğin hangi hormonları salgıladığını ve bu hormonların bizi nasıl etkilediğini anlatıyor. Mesela en basit örneğinden işte kadın 75 bin kelime kullanırken erkeğin kelime kapasitesi 20 bin. Dolayısıyla yani oradaki iletişimdeki farklılık da çok güzel anlatılıyor. Çok tavsiye ederim. Hem kendimizi hem de erkekleri anlamak için. Tam yerinde bir kitap tavsiyesi oldu. Ben de çok sevdiğim bir kitap. Benim de tavsiye listemde var bu kitap. Ya dolayısıyla aslında hani sen erkeği, aslında kadın o eril prensipleri, eril tutumları sevdiğinde, yani saygı duyduğunda aslında seviliyor. Erkek de kadın, o dişil kadınsal boyutu sevdiğinde, saygı duyduğunda da onurlandırılıyor. O iki tarafta birbirinin hani nasıl dediğin gibi kadın beynini, erkek beynini anladığında, aa, bir dakika
ya. Evet, artık anlayışa geçiyorsun. Hani mesela kadın su elementi. Su hani bir, nasıl mesela bir şeyi yakarsın. Hani bir suyu kaynatmak istersen hemen kaynamaz. Hani onun bir zamana ihtiyacı vardır kaynaması için. Erkek için ise ateş elementi, hani yakıyorsun birden hani parlayabiliyor ama tabii çabuk sönüyor. Ama kadın ise o kaynadığında hani çok daha uzun kalabiliyor. Dolayısıyla şey de mesela, kadının cinsel güç kapasitesi erkeğinkinden büyüktür. Belki de o yüzden böyle tüketim cinselliğine geldik. Çünkü erkeklerin tek karşı koyamadıkları şey kadının cinsel cazibesine karşı koyamıyorlardı. Ve o kadın o kendi o bedeninde o saklı cennetini o keşfettiğinde artık kadını tutamıyorsun zaten. Hani kadın özgür. Muhtemelen hani öyle bir baskılamayla, hani o Zeus'un karşısında biz ataerkilin önünde bacakları kapalık. İşte o geçmiş yeminleri ettik. İşte bazıları kurban anlaşması yaptılar. İşte kendini o kurban psikolojisinde olan kadınlar. Bazıları da zulüm anlaşması yaptılar. Erkeğe zalimlik etmek için, bu da var. Bazıları da benim eski geçmiş yeminim gibi. Yani erkeği cezalandırmak için bekaret anlaşması dedikleri, ama bekaret anlaşması derken hani bakirelikle ilgisi yok. Bakire tanrıça diye geçen, yalnızlık tanrıçası diye geçen, hiç o tanrıçalar işte Athena ve Artemis tanrıçalar ve şey Zeus'da yemin ediyorlar. Hani hiç evlenmemeye. Evlenmemek demek hani bir erkeksiz hareket ediyorlar ve hani kendi kendine yeten demek aslında. O eril unsurları da kendi içlerinde barındırıyorlar. İşte o yeri geldiğinde saldırganlık, akılcılık, otorite hani kullanabildiğimiz için bir erkeğe ihtiyaç duymuyoruz. Kendimize yetiyoruz. Bekaret anlaşması dedikleri de o aslında. Ve şöyle toparlayalım. O zaman eril ve dişili anlamak, yani o erkek beyni, kadın bedenini anlamak hayatımızı kolaylaştırır ve birbirimize daha anlayış gösteririz. Mesela hani şu da var. Bir sağlıklı bir kadının o dediğimiz sağlıklı bir cinselliği yaşayabilmesi için en az 15 dakikaya ihtiyacı var. Erkek için ise bu 3 dakika. Nasıl eşit koşullar değil yani. Ya yine mesela bir kadının yine böyle sağlıklı bir şey yaşayabilmesi için diyelim, en az 24 saat öncesi ne kadar hani olumsuz, erkeğiyle olumsuz bir şey yaşamaması gerekiyor Didem. Çünkü bizde amigdala direkt devreye giriyor. Hani en son söylediği sözü o anda takılıyorsun. Erkekler için bu ne sence? 3 dakika. O yüzden kavga ediyorsun. Hani erkek için hiçbir şey yok hani 3 dakika. Unuttu o yani hemen. Normal devam ediyor. Ama kadın için ay hani bir acayip bir şey yaşıyorsun ya. Bir dakika ya, ben ne yaşadım şu anda diye. Hani giremiyorsun o havaya. Böyle belki hani birbirimizi anladığımızda hayat daha güzel oluyor bence. Ya artık kızamıyorsun karşındakine. Hani onun doğasını, onun tanrı çözünü anlıyorsun. Ya bence çok güzel hayat. Burada yani tabii çok konuşacak konu var da şimdi yaptığın çalışmalardan biraz bahsedelim, içeriğinden. Orada neler öğretiyorsun? Hani kadınlar kendilerine dair neleri fark ediyor? Ve nasıl bir şifa yolculuğu oluyor bu aslında, bu çalışmalara katılmak? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ve bu çalışmalar mesela erkekler için de acaba düşünülüyor mu böyle şeyler? Ya neden olmasın? Belki de zamanı gelmiştir. Neler yapıyoruz? Bir şey, içimdeki kadın atölyesi diye bir atölyemiz var. 8. senesindeyiz. 8. senede tabii yüz yüze başlamış. Ya o da çok ilginç, çok tatlı bir şekilde başladı. Ya benim eğitimler hep böyle başlıyor. Yani hani ben çıkayım bir şey yapayım diye olmuyor. Yani o bana geliyor hani bir arkadaş dost ortamında. Sonra o büyümeye başlıyor. Bu da öyleydi. Böyle Kartal Özal, işte tanrıçaları birlikte yaptığımız çok tatlı, çok değerli biri benim için. O hocam söylemişti. Yani sen niye bana anlatmıyorsun? Bu çok hani bizim için hani çok, bütün kadınlar ve toplum için çok değerli demişti ve şöyle bir sahne etmişti beni. Ve ben çıkıp o eğitim merkezinde işte bir şeyleri başlık olarak anlatmıştım. Ay sonra tabii biz kadınlar dişiliyoruz. Hani o bilinmeyenin ötesini daha derin merak ettiğimiz için ay bu nasıl diye sorular gelince ay dedim bir dakika tamam ben bir çalışma haline getireyim. Ve sonra Didem çok komik evimde dostlarımı çağırıp öyle başladı. Evimi açtım, dostlarım gelmeye başladı ve ben o çalışmaları işte anlatıyorum. Burada eğleniyoruz, gülüyoruz falan.
Ama sonra bir baktık o arkadaşımın arkadaşı gelmeye başladı. Arkadaşımın arkadaşının arkadaşı gelmeye başladı. Kulak fısıltısıyla ilerlemeye başladık ve o dönemde ben bir de mali müşavirlik yapıyorum. Yani hani paylaşamıyorum da hani böyle ne yapıyoruz, ne ediyoruz, bir gizem durumu var. Ve sonra hani eşim dedi ki ya Aynur bir dakika, güvenlikten arıyorlar, sürekli tanımadığımız insanlar gelmeye başladı evimize. Hani burada bir durum var. Ya tamam dedim, hani başka bir eğitim merkezinde anlatmaya başladık. Ya ne oluyor? İçindeki kadın atölyesinde kadın kadına olan bir atölye. Orada işte bu hani bütün o kadın uzuvlarımızı tek 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 sanki hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi baştan bir ele alıyoruz. O saklı cennete giden yolları konuşuyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Hani o tabularımızı kucaklıyoruz. Sorular, egzersizler var. Hani orada ya dedik ya, kadın kadına aslında orada muazzam bir enerji de ortaya çıkıyor. Hani böyle bir ilham da oluyor. Ay bir dakika ya, ay bu gayet doğal bir şeymiş aslında diye böyle bir o bilincine inmesine izin veriyoruz aslında kadın arkadaşımızın. Yani çok dolu dolu bir program. O hani hatta diyorlar ya 7 saat ne anlatıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Didem yetmiyor. Hani ya az da hani sayı az da olsa çok da olsa ay bize yetmiyor. Kadınlar hani o kadar büyük bir ihtiyaç varmış ki yani o müstehcen demek bu arada kutsal, tabu demekmiş yani. Hani o da ayrı bir şey. Hani onları konuşuyor olmaya çok ihtiyaç varmış. Hani benim ve hani gelen dostlarımın. O atölye öyle. Nasıl oluyor dersen ben de bilmiyorum. Orada bir şifa alanı açılıyor ve hepimiz oradan bir şifalanarak çıkıyoruz gibi bir durum var. İçsel tanrıçalar atölyesi yapıyoruz. Kartal da yapıyorum bunu da. Ya o da herkesin tanımasını istediğim birisi. Kendisi aslında 12 senedir yapılıyor bu atölye. Önce kendisi, onun atölyesi. Ben de zaten büyük bir kırılma anımı o içimdeki kadınlarla, o Athena kadın, başka kadınların adına konuşurken aslında ataerkil sistemi desteklediğimi fark ettiğim böyle bir aha moment olduğum bir eğitimde. Ve içimdeki kadın atölyesi de o kadar dolu ki tanrıçaları oraya alamamıştım. Ve sonra bir gün otururken bir dakika ya bütün kadınlara bunu ulaştırmak lazım diye böyle bir içimden bir meditasyon sırasında gelmişti. Ve hemen Kartal Hoca'nın kapısını çalıp lütfen benimle yap bu atölyeyi, bütün kadınlara ulaştıralım. Çünkü o sadece kendi danışanlarına yapıyordu. O da sağ olsun kırmadı ve birlikte biraz daha başka bir formata, analiz kısmına geçip böyle daha bir bireysel de yapıp başka bir formata geçtik. Orası da muazzam. Ya insan kendi atölyelerine aşık olur mu? Biraz öyle bir şey yaşıyorum galiba. Ya o burası da muazzam. Hani çok güzel geri bildirimler geliyor o alandan da. Çünkü bir de bence Didem ne biliyor musun? Şu an geldi bu da bana şu anda. Yani belli bir sayıda tutuyoruz. Biz hani yola çıkarken içimde kadında da öyleydi. İçsel tanrıçılarda da Kartal Hoca'yla da böyle. Ama nereye kadar gider biz de bilmiyoruz şu anda. Dedik ki ya her kadın, gelen her kadın kendini değerli hissetsin. Belli bir sayıda tutalım biz bunu. Çünkü hani o kadar büyük kalabalıkta ben de katıldım. Hani 170 kişinin olduğu eğitimleri. Ya yine kadın orada bir sessiz kalabiliyor hani. Yine o hani yetersizliğini yine orada yaşıyor. Ama o az kişi olduğunda hani bir şekilde onu oradan çıkarıp konuşabiliyor. O içindekini paylaşabiliyor. O saltı mı yapıyor? Ve bir şekilde kendini özel hissediyor. Bence belki bir ikincisi de bu olabilir. Hani o atölyelerin güzelliği. Diğer bir çalışmaya gelince de yine aşık oldum. Kundalini, yoga ve Qigong var. Bu da böyle kendim beni böyle çok ilerleten bir şey. Yani çok Kundalini yoga zaten hani katı Esra göndermiş, onunla yapmışsınız hani oraya tekrar geçmeyeyim. Muazzam, o da çok güzel anlatmıştır eminim. Bu kadar hızlı ilerleten bir çalışma Kundalini yoga ve meditasyon. Orada da yine her sabahın 6.30'unda açıyoruz ekranları. Önce bir Qigong yapıyoruz. O meridyen enerji kanallarının o tamamlandığı bir rahatlama, salınma. Oradan da kundalini meditasyon yapıyoruz. 40 gün, 40 gün, 40 gün gidiyor ve 3. senemizdeyiz. Hiç bırakmadan birbirimizin gelişimine tanıklık ediyoruz. Yani şöyle bir şey oluyor orada. O meditasyonlarda ilerledikçe en son bir arkadaş yazmış. Ya eskiden diyor yeni katıldı. Hani bu kadar hızlı fayda alacağımı hiç ummamıştım. Hiç bu konularla da ilgisi olmayan bir arkadaş. Şey diyor ya eskiden hani eşimin söylediklerine hani hep kırılıyordum, hani kırılgan tanrıça da var ya, hani o zırhı tutuyoruz Medusa'nın saçsız başıyla önümüzde, kırılganlığı güçsüzlük olarak gördüğümüz için güçlü oluyoruz hani o eril taraflarımızla. Dedi hani o kadar kırılıyordum, oralara o kadar alınıyordum ki bana bir şey oldu artık,
kırılamıyorum. Çünkü o bilinç dışının gerginliğini sağlattık. Hani o içimizdeki küçük çocuğun artık o özgürlüğüne minik 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 her gün ilmek ilmek örüyoruz aslında. Yine çarşamba akşamları bu da böyle bir kendiliğinden oluştu. Bir de Kundalini Yoga tam set yapıyoruz. Artık hani 22 dakika, artık 31 dakika, 62 dakikaya daha yapmadık ama var niyetimiz. Meditasyon yapıyoruz. Kundalini o enerjisini tekrar onun üzerinde çalışıyoruz. Yaptıklarım bu kadar Didemciğim. Teşekkür Var, var ederim. mı peki çalışma açacak mısın? Önümüzdeki dönem böyle planlar ya da kamp vesaire yapacak mısın? Evet ya, çalışma hep devam ediyor zaten. Hani her ay içimdeki kadın var, tanrıçalar var. Hani takip edebilirler. Sayfada çok paylaşamıyorum çünkü hikayede paylaştığım anda doluyor. Hani öyle bir durum oluyor. O yüzden de biraz hani hikayeleri takip etmek gerekiyor. Story'yi takip etmek gerekiyor. Orada da çok eğleniyoruz bu arada. Hiç konuşamadığımız şeyleri orada herkes yazıyor. Böyle isimleri kapatarak paylaşıyoruz. Orada da ayrı bir enerji oluştu. Kundalini Yoga da zaten devam ediyor. Kampla ilgili yani var ama henüz bir ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü o dediğim gibi ben ay şunu yapayım diye çıkmıyorum. O bana geliyor. Sonra oradan devam ediyoruz. Çok kısa, çünkü senin yolculuğunda annenle ve babanla olan ilişki de çok önemli. Onu bir kısaca anlatır mısın? Benle paylaştığında ben çok etkilendim. Çünkü hepimizin aşağı yukarı böyle bir anneyle babayla bir münasebeti oluyor. Senin nasıl oldu? Nasıl şifalandırdın o alanı? Tamam, teşekkür ederim. Anneye gelince hemen böyle bir yumuşadık anne enerjisine. Ya şöyle, babam böyle bir aşırı kıskanç bir kişiydi. Şu an 95 yaşında tabii kıskançlıkları ama bir şey söyleyeyim mi, hala var yani. O bitmiyor demek ki. Ve annem de 85 yaşında ve dolayısıyla o kıskançlığın içindeyken ben de bunu bir çocuk olarak ve ergen olarak hep bunlara şahit oldum. Ve orada her çocuk böyle annesinin duygularını kendi duyguları zannettiği için ben de annemin duygularını kendi duygularımı zannetmiştim. Ve babama bir cephe alarak annemin kurtarıcısı olmuştum. Ve bunu ben Didem 38 yaşına kadar fark etmedim. Nasıl fark ettin bir anda? Ya zaten hani 38 yaşında 40'lar kapısı diyoruz ya, hani peygamberlik yaşı geliyor. Orada hani bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmeye başlıyorsun. Zaten hani o psikoloji yolculuğum da başlamıştı. Hani bir derinlere inmeye başlamıştım. Orada bir ya eğitimlerde bir şekilde hani bir dakika ya, hatta şöyle olmuştu. Bir 2 senelik bir Nilgün Kural Dışı, ona da selamlar böyle. Bu işleri Türkiye'ye getiren ilk kadındır. Hocalarımdan biri, onu da çok severim. Bu 2 senelik onun yanında eğitimlere katılmıştık eşimle birlikte. Ve o zamana kadar 38'ime kadar her cumartesi anneme giderdim ziyarete. Her cumartesi hani iki çocukla hani çocuk, hatta küçük oğlum küçüktü o zamanlar ve ben bunu normal sayıyordum. Yani hani gitmediğimde büyük bir eksiklik. Her şeyini hani maddi ve manevi destek oluyordum ve ben bunun normalim olmuştu. Ve sonra o eğitim sırasında hani o kadar yoğun bir döneme girdim. İlk başlangıcımdı zaten. O eğitim sırasında çok yoğun bir dönem ve gitmemeye başladım. Tabii orada bir şikayetler geldi. Yani buna alışılmış bir durum var. Ve orada aslında hani şimdi sen sorunca fark ettim. Sanki orada bir oldu. Bir dakika ya, hani burada bir şey var ve ben gitmiyorum ve orada bir sitem durumu var. Ama yeni bir tabii tanımlama oluştu aileyle ilgili ve orada yine o seans sırasında Kartal Hoca sormuştu bana. Demiştik yani bir dakika ya, bu annenle ilgili mi bu soru? Hani babanın bu tavırları seninle ilgili mi, annenle ilgili mi? Hani bir aha moment olursun ya, hani bu başkası sorduğunda o güzel bir düzlem sırasında. Aa, bir dakika ya dedim, bu benimle ilgili değil ki. Babam dünya tatlısı bir insan. Bu annemle ilgili. Hani öyle bir uyanma, idrak. Hani biliyorsun, hani diyoruz ya hep inanmak başka, bilmek başka diye. Hani inanıyorsun ama bilmeye geçiyorsun o anda. Bir dakika ya, evet dedim, ben annemin kurtarıcısıyım ve şu andan itibaren bırakıyorum bunu diye. Sonra hani bu çalışmalar, bütün o çalışmalarla birlikte zaten hani çok daha güzel bir ilişkim var bu arada. Hani gerçek bir ilişkiye dönüştü. Ya hani şu anda ise hani Anadolu yakasında oturuyorum. Annem Avrupa yakasında oturuyor. Ya ayda bir falan gidiyor muyum bilmiyorum. Yani öyle bir durumdayız. Yani hatta şöyle, annem 2-3 hafta geçiyor. Kızım hiç aramadım, merak ettim seni diyor, arıyor kadın. Ya ay anne çok yoğunum falan diyorum yani. Ama hani çok hani ne bir
sitem, ne bir şey, gerçek bir ilişki yaşıyorum. Hani çok tatlı, çok seviyorum annemi de. O zamanlar öyle aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Öyle düşünen bir Aynur yoktu. Çok güzel, ne güzel. Çok böyle ilham dolu işte. Hepimiz bir şekilde uğraşıyoruz ilişkilerimizi düzeltmek, dönüştürmek için. Bu anlamda çok ilham dolu bir hikaye seninkisi de. Son olarak yolda olanlara ne söylemek istersin Aynur? Aa, çok güzel. Ya yolda olan, şöyle demek istiyor. Aslında cümle olarak şöyle söyleyeceğim. Yani yolda kalıp yolda gidenleri izlemek mi istiyorsun? Yoksa oradan kalkıp yola çıkmak mı istiyorsun? Yola çıkmaya hazır olun diyorum. Yola çıktığın anda yol açılıyor çünkü. Yani destekleniyorsun. Hani bunu sen de yaşıyorsun. Yani lütfen yola çık demek istiyorum. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ ol, var ol. Çok keyifli bir sohbetti. Ben doyamadım. Daha uzun uzun sohbet etmek çok isterim. Belki bir canlı yayın yaparız. Çok da keyifli olur. Ve sizlere de çok teşekkürler. İyi ki buradasınız siz de. Umarım sizin için de gerçekten kendi bedeninizle ilgili, kadınlar için söylüyorum, farkındalıkla dolu bir sohbet olmuştur. Erkekler için de böyle bir klik olmuştur. Dilerim ki kadınlara olan yaklaşımları konusunda. Nisan ayı aşk buluşması ile ilgili daha önce bir önceki programda bahsetmiştim. Tülin Karagüllü Bonds for Life yaptıracak. Banu Gür'ünle de regresyon çalışması yapacağız. Bununla ilgili de duyuruyu kısa zamanda Instagram profilimden paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Eğer katılırsanız da yine Instagram profilimdeki kayıt formunu tıklayarak oradan kayıt formunu doldurabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı ve eğer bu içerikleri beğeniyorsanız yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.